Evet arkadaşlar Türkiye'de geçim sıkıntısı para kazanma veyahut da ülke siyasetiyle alakalı bir şey bahsedeceğim. Benim Türkiye'deki o akrabam benim videomu izlediği zaman beni inşallah yanlış anlamaz. Çünkü ondan bahsedeceğim. Türkiye'deki çoğu insanların bu anlatacağıma şahit olduğunu veyahut da kendisinin yaşadığını biliyorum. Çünkü hepimizin yaşantısı bu şekilde. Şimdi kendisi ben MHP'lim diyor. Ama MHP'li mi? Erdoğan'cı mı? Veyahut da Erdoğan düşmanı mı? CHP'li mi? Ne olduğu belli değil. Yani rüzgar nereden eserse oraya yatıyor. Şimdi arkadaşlar bu e, bahsettiğim kişi Türkiye'de TOKİ'nin e, gayrimenkul sektöründe bu TOKİ'nin emlak yapı kooperatifinin bütün e, çatı işlemlerini, demir işlemlerini yapan kişi. TOKİ'nin e, çok hızlı bir şekilde yani çafçaflı bir şekilde ilerlediği dönemde parayı torba ile kazananlardan. Torba ile para kazananlardan. Çünkü Türkiye'deki %40, %50 tokenin inşaat işlerini bu yaptı ya da yönetti ya da ilgilendi. Bu işlerle uğraşla ilgilendiği için büyük hani derler ya Türk dilinde kodamanlar hani paralı Türkiye'de belediyede devlet işlerinde ihaleleri inşaat ihalelerini veren yetki yani ödemeleri yapan ihaleleri imzaya yada mühür yetkisi olan kişilerle kontak halinde olduğu için bu çok iyi bilir. Kendisi zaten bana diyor ki zaten belediyenin devletin ne kadar mühürlü inşaat sektöründe mühür veyahut da imza yetkisi olan hepsi CHP'lidir dedi. Diyor zaten. Tümü CHP'lidir, tümü solcudur. Tümü içkici, alkocu, şarapçı ya da ne bileyim cekici, şu vodka falan filan zaten hep işlerimiz bundan yürüyor diye söylüyor zaten. Kendi de diyor. Öyle. Hep onlara zaten rüşvet olarak, eşentiyon olarak bunları ısmarlıyoruz. Gidiyoruz adam iş versin diye. 2 milyarlık 3 milyarlık oturuyor bir restoranda iki kişi anında yiyor, içiyor. Faturayı ödemiyor. Bize gönderiyor. Biz ödüyoruz onu. Tabi işi de bize veriyor diyor. Çünkü iş böyle yürüyor yani. Eğer böyle trilyoner işler alıyorsanız ilgileniyorsanız Türkiye'de bu iş böyle yürüyor. Bu anlatmak istediğim kişi de e, paranın para olduğu zaman çok zengin olup parayı bir ara batırıp iflasın eşine gelip tekrardan e, bu işlere devam ederek yine zengin olmaya başladı. Ama işte bizde bir atasözü var. Ee, tutumlu olsa yaptığı e, işlerin yani kazanmış olduğu paranın hesabını bilse e, ve da çarçur etmese e, o tokinin yapmış olduğu toki işlerinin yarısı onun kendi malı olurdu. Ama işte çarçur yapan bir insan. Bugün geldi bugün yiyelim di diyen zihniyeti var yani. Şöyle söyleyeyim. Telefon faturası 800 milyon aşağıya düşmez. Gece gündüz evinde ışıklar yanar. G Kalifere asla kapatmaz. Oturma bile bütün kaliferler. Dışarıda mesela bir gün bir yere gidiyoruz arabayla varıyoruz. İçeri gireceğiz. İki saat içeride işimiz var. Çıkmayacağız. Araba harıl harıl çalışıyor. Niye stop etmiyorsun arabayı? Niye kapatmıyorsun diyorum. Diyor ki bana ya bir küfür diyor. Ya bilmem ne abi, bilmem ne diyor. Çalışsın diyor. Ya bir şey olmaz diyor. İçinde klima çalışıyor. Araba çalışıyor. Ya orada yazın yaz günü harıl harıl çalışıyor. Niye? Çünkü parayı böyle kazanıyor. Böyle kazananlar da var. Şimdi bir şey demiyorum yani. Bu adam devletten böyle işler aldığı için Şimdi parayı böyle kazandığı için bir müddet parayı böyle bol geliyor şimdi yine almış 8 10 trilyonluk iş sağlık Bakanı. şimdi koronavirüsü oldu da sağlık bakanlığı şimdi şu anda herhalde anladığım kadarıyla detayını söylemiyor herhalde yeni hastanelere yeni pandemi hastaneleri falan işlerine büyük ihaleler açtı demek ki çünkü şunu söyleyeyim Erdoğan bakın yapıyor arkadaşlar yapıyor bak yine hemen koronavirüsünde yapıyor kendi halkını işçilerini doyuruyor arkadaşlar doyuruyor. Parayı alıyorlar ya. Şimdi para işi, para alacak ya. Girmiş ya işin içine. Şimdi diyor ki Erdoğan diyor babamız. O bizim babamız diyor ya. Babamız. Şimdi para gelecek ya. Sağlık Bakanlığından 9-10 trilyonluk iş aldım. O bizim babamız. E parayı alıyor. Dediğim gibi günlük her gün içkiler, rakılar, biralar günlük bitir. 1 milyardan fazla masrafı var. Yani bir milyar rahat kendinin masrafı var. Çoluk, çocuk, eş hep lüks. Bir kahvaltıya gidip 700-800 milyon kahvaltıda para ödeyen insandan. E ondan sonra e, e Para bittikten sonra bir müddet iş duruyor para bitti ya. Mesela koronavirüsünde 2 ay çalışmadılar. Biraz evde kaldı. Biraz parasız kaldı. Sıkıştı demek ki. E, hırsız damat oldu. Hırsız damat. iş gelirken Erdoğan'dan iş gelirken yani Erdoğan şimdi bunun böyle olduğunu bilse hani buna belki verecek vermeyecek değil. O kendi müdürlerine ihale olarak ihaleden veriyorlar. Yani nasıl veriyorlar? Diyorlar ki ne buraya okul yapılacak. Kaç trilyon? 5 trilyon. Buranın demir işini biri yapacak, tuğla işini biri yapacak. şunu herkes gelip araştırmıyor ki. O ihaleyi veren diyor ki demiri gelsen yap Ahmet, tuğlayı gelsen yap Mehmet öbürünü gelsen yap hani betonu iskeleyi sen kur bilmem ne hep aynı çalıştığı insanlar oradan trilyonlar işleri kuruyorlar bitiriyorlar hastaneyi teslim ediyorlar ters demiz on e, mesela diyelim 10 e, milyon hastane teslim edilecek 3 ayda bitirip teslim ediyorlar 10 milyonlarını paralarını almaya başlıyorlar ama 10 milyonu o gruplar geliyor önce yapıyorlar bitiriyorlar hastane teslim olacak belli bir müddetten yani inşaat başladıktan sonra ödemelerini almaya başlıyorlar. Ama o işte o ihaleden orada çalışan insanların sağcı mı solcu mu şucum bucum bakmıyor işte. Ama ama bir devlet var. Ama bir Erdoğan var. Bak para ödüyor diyorum bak. Para ödeyen bir Erdoğan var. Yapan, ilgilenen alt kademelerini doyuran, e, ülkede ekonomiyi canlandırıyor, yapıt yapıyor ya. En kısasından bir adam bir inşaat yapıyor yani devlete bir mal kazandırıyor. Yani bunu yapan bir devletimiz var. Bu, bu bu yapıyı yaptığı zaman yapıtı altında o parayı yiyen kaç bin kişi yani bir hastanede söyleyeyim bir hastanede kaç bin kişi oradan ekmek yiyor hepsi babamız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanımız ya bana da laf ettirmiyor. Cumhurbaşkanımız ama o parayı yiyip bitirdiği zaman parayı günde bir milyar oraya, günde bir iki milyar oraya, çocuğuna bir milyar harca, eşine bir milyar harca, ev, elektrik, su, bu arabalar, yakıtlar, şunlar var. Hiçbir gün kemerle takmaz. Her gün kemer cezası yer. Ondan sonra küfür eder. Ondan sonra küfür eder devlete. Bilmem ne yaptı mı. Fatura gelir, ceza gelir, ödemez, 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 ödemez. Bir, iki, üç, beş. Araba bağlanana kadar ödemez. Araba tam bağlanmaya geldi mi beş kat, üç kat faiz öder. Ondan sonra bilmem ne yaptı mı devlet, bilmem ne yaptı böyle yapar. Hiç sorumsuz. Hiçbir şeyle ilgilenmez. Para varken alacağı zaman Cumhurbaşkanı'ndan babamız para bitti miydi? Para bittiği zaman ne diyor? Hırsız damat ya. O Süleyman Soylu var ya o da soysuz ya. Soysuz o ya. Hep soyuyor onlar. O hele bir e, bu şey bakanı var ya. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum var ya. Ya lanet adam ya. Gerek mi var ya? 50 tane korumayla geziyor ya. 50 tane. Seni kim öldürecek ya diyor. Kim öldürecek? 50 tane diyor. Gebe genç adamlar diyor. Öyle diyor. Uzman gibi askerler geliyor diyor. Adam sadece diyor şuradan kapıdan inip arabasına binecek diyor. Şuradan kapısından arabaya binecek, binene kadar 50 tane koruma geliyor diyor. Bir de etrafında diyor koşuyorlar diyor. Yani para alırken Cumhurbaşkanı babamız. Para bitti miydi? Hırsız bunlar işte. Soylu soysuz. Hep Ermeni Yahudi. İşte böyle insan olmuşuz. İşte para akarken, çeşme akarken testimizi doldursak, birikimtimizi yapsak, yokluk zamanında da sıkıştığımızda da oradan onu kullanmayı bilsek, şükürlü olsak böyle şeyler başımıza gelmez. Benim dedim her zaman bir laf vardı biliyor musun? Derdikine, ki ne? Eğer derdi malın hani varken dişiğin koyuna hani dibine koysaydın hani varken şimdi de yokken hani çıkartır yersin diye bize bir hep bir nasihat verirdi. Hani olmadığında ihtiyacımız olduğunda dedeme başvurduğumuzda zamanında dişin koyuna koysaydı şimdi de çıkartır yersin diye bizden dalga geçerdi. Ama şimdi vefat etti kendisi. Allah rahmet eylesin. Yani onun sözlerini işte böyle unutmuyoruz. O söz gibi yani. Paranın para olduğunda testini doldurursan zamanı geldiğinde de çıkartır yersin işte. Yani şükretmeyi bilmemiz lazım. Şükür çok önemli. Ve e, devletimize asla hainlik ihanet etmememiz gerek